Kendini yok et. Bu dersten nefret ediyorum. Koşmaktan nefret ediyorum. Bir matematik sorusu gibi düşün. Başarabilirsin. Odaklanman yeterli. Hiç sanmıyorum. Bazıları yeteneklidir, bazıları ise yeteneksiz. Siz ikiniz de yeteneksizsiniz. Herkes başlamak için çizgiye gelsin. Parkın içinden geçerek nehir boyunca devam edecek ve tekrar okula döneceksiniz. Unutmayın, dersi geçmek için yarışı bitirmelisiniz. Yarışı asla bitiremeyeceğim. Herkes yerlerine. Hazırlanın. Durun. Betty, düdüğü çalmamı beklemelisin. Bir kez daha yaparsan diskalifiye edilirsin. Ne demiştim? Yeteneksiz. Bu bir matematik sorusu. Bu bir matematik sorusu. Yoksa kaybettiğin zaman bu sesi mi çıkarıyorsun? Amiral Degil, sorun nedir? Maximus kuyruklu yıldızları kontrol edip herhangi bir hedefe göndererek çarpıştırabilecek devasa uydu inşa etti. Böldüğüm için özür dilerim ama yardımınıza ihtiyacımız var. Anlıyorum. Hemen geliyorum efendim. Sparky, tam gaz. Patron? Sen ne yapıyorsun? Bugün boş günüm. Bu yüzden geminin yıllık bakımını yaptırıyorum. X5'in de öyle. Peki, hissettiğimi söyleyemem. Sorun neydi acaba? X5, bir görevimiz var. Maximus saldırıya geçti. Ama geminin ana kontrollerini parçalarına ayırdım. Hemen bütün parçaları yeniden birleştir. Evrenin güvenliği tehlikede. Ayrıca beden eğitimi dersinde. Pekala. Önce hangi gezegeni yok etmek istiyorsun? Pembe. Bu renkten nasıl da nefret ediyorum. Mutlu yıldönümleri şeytani efendim. Tam 28 korkunç bitmek bilmeyen yıldır birlikteyiz. Bu birçok amaçlı uzaktan kumanda. Bütün makineleri çalıştırır. Hatta uydunuzu bile. Rica ederim. Sadece üzerinde 2 felaket yıl boyunca çalışmıştım. Hoşça kal iğrenç pembe. İşte bu kadar. İstediğin kadar hızlı mıydım? Bozuk gibiyim. Yeni gibiyim. Gidelim. Sparky, tam gaz. Sparky, kumanda düğmelerini yanlış şekilde birleştirmişsin. Neden her şey benim suçum oluyor? Acele etmemi sen söyledin. Frenleri çalıştırıyorum. Herkes sıkı tutunsun. Ay. Ben tutunuyorum. Ben de öyle. Tanrım, çamaşır makinesini çalıştırmasını... Sanırım bir yeri buldum. Bu gemi çıldırmış. Tamam Betty, düşün, yoksa yarışı asla tamamlayamayacaksın. Kimi kandırıyorum? O yarışı asla dönemeyeceğim. Yarış kazanmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı. Seni şapçal. Betty'yi göremiyorum. Yarışı çoktan bitirmiş olmalı. Tabii koşmak onun için kolay. Çok kolay. Stabilizörü buldum. Tebrikler katron. Yani patron. Ne görüyorum biliyor musun? Evrenin en iyi galaktik koruyucusunum. Bakmanıza bile değmeyen iğrenç uçan bir cisim şeytani efendim. Doğru. Ve bu uydu sayesinde uçan bütün cisimleri kontrol edebilirim. O zaman Bayan Atomik Betty'yi biraz eğlendirelim, ne dersin? Aa!
mu? Hiçbir şey çalışmıyor. X5 fikrim var mı? Şu anda çok yok. Maximus'un uydusuna doğru çekiliyoruz. Bana katılmanız ne büyük bir incelik. Görüyorum ki artık hurda toplamaya başlamışsın. Belki onu pres makinesinde atıp güzelce ezebiliriz. Her zaman çöp kutusuna benzediğini düşünmüşümdür. Ve gittiği yerde çöp kutusu. Maximus, yani Maximus. Yıldızlarımın masum bir gezegeni un ufak edeceği bu çok özel gösterime atomik betinin de katılmasından onur duydum doğrusu. Şunu kısa kesebilir misin? Bitirmem gereken bir koşu yarışım var. Yarış mı? Asıl senin işin bitecek. Şimdi hangi gezegeni yok etsem acaba? Şu küçük mavi olana ne dersiniz? Ve adı da Dünya. Kötülüğü israfta olan Şeytaniye efendim. Dünya mı? Adını hiç duymadım. Neden olmasın? Harika, harika. Ama bu sadece bir simülasyondu. Gerçek patlama çok daha korkunç olacak. Artık buradan çıkabilirim. Hoşça kal dünya. Kimse seni özlemeyecek. Gemiye tanımlanamayan giriş var. Susar mısın sen? Burada bir gezegeni havaya uçurmaya çalışıyorum. Davetsiz misafirimizi bulun. Spike, dayan! Çabuk! Hemen X5'i bulmalıyız. Kaptan! Parçalarını bir araya getirmeyi başarmışsın, aferin! Dikkat eder misin? Onları kullanıyordum. Hadi çocuklar! Maximus daha fazla zarar vermeden önce bu uyduyu havaya uçurmalıyız. Herkes gemiye! Tam yol ileri ve hep böyle olmasını umalım, olur mu? Burada biraz yardıma ihtiyacım var. Sana kesinlikle dokunmayacağım. Nereden geldiğini biliyorum. Kumandanızı kırmışlar. İşte bu çok kötü sefil efendim. Sana kötü neymiş göstereceğim. Sen niye sızlanıyorsun öyle? Eğer başka bir kumandanız olduğunu bilseydim... ...yıl dönümümüzde size başka bir şey yapabilirdim efendim. Efendim benim. Şimdi o Betty'yi yok edebilirim. Ateş! Yüzlerce kuyruklu yıldız geliyor. Çarpışmaya 17.35 saniye kaldı. Sparky, kalkanları hazırla. Onları gemiye takmaya vaktim olmadı. Çünkü acele etmemi söyledin. Kuyruklu yıldızların yönünü bir an önce değiştirmemiz gerek. Buna ne dersiniz? Bu Maximus'un kumandası. Umarım yıldızları etkileyebilir. Bunu nasıl yapabildiler? Bu imkansız ama. Peki ya? Size verdiğim kumandayı robot bulduysa... Fırlatarak ne kadar faydalı olduğunu görmüştünüz yüce nankör efendim. Ne? Sanırım bana yıl dönüm hediyesi vermeyeceksiniz demek oluyor sefil efendim. Aşağı, yukarı, aşağı, bu çok eğlenceli. Dünyadaki fiziksel eğitim dersinde de mi bunu yapıyorsunuz? Yani spor dersi mi? Koşu. Betty'yi hiç gördün mü? Hadi Noah, başarabilirsin. Ha,
boşa tüketme. Yarışı kazanan benim. Ha, 10. oldum. Yine de başardım ha. Bu harika Noah. Nereye kayboldun? Yolu mu bulamadın? İleri koşmam gerekirken geriye koşmaya başladım. Hiç komik değil. Sakın gülmeye kalkmayın. Son derece ciddi oyun. Bu kitapları ödünç alabilir miyim acaba? Korkarım bu kartla başka kitap ödünç alamayacaksın. Almak için bir telefon açman yeterli. Efendim? Betty, benim. Sana kütüphaneden verdiğim kitap vardı ya. Onu geri verdin mi? Olamaz, unuttum. Unutmuş. Buralarda geç verilen kitapları biz çok ciddiye alırız genç adam. Gitmeme izin vermiyorlar. Hemen geliyorum. Parktaki kestirme yolu kullanacağım. Betty, seni tebrik ederim. Görünüşe bakılırsa Evren, 150. başarı görevinin anısına senin bir heykelini diktirmek istiyor. Vay canına, bu harika. Peki ya Sparky ve X5? Boş ver onları. Evren seni istiyor Atomic Betty. Onların kahramanı sensin. Tam olarak bir kahraman sayılmam. Ama Evren'e göre öylesin. Hem de dev gezegen Amazonia'dan en küçük gezegene kadar. Herkes Betty'yi seviyor. Senden Sharkruz gezegenine doğru bir an önce yola çıkmanı istiyorum. Ünlü heykeltıraş El Ghetto bekliyor ve yalnız gel. Efendim, daha sonra gidebilir miyim? Öncelikle yapmam gereken bir şey var. Hayır, hemen gitmelisin. Demek istediğim, yani bu çok önemli Betty. Bütün galaktik koruyucuları temsil ediyor. Sana güvenimiz tam. Acele etmelisin Betty. Anlıyorum efendim. Tebrik ederim şeytani efendim. Planınız işe yaradı. Tabii ki. En sonunda Degil'in frekansına sızarak Betty'ye mesaj göndermeyi başardım. O heykel için poz vermek kahramanın yapacağı son şey olacak. Tabii ama bütün görevlerde biz de yer alıyoruz. Bu haksızlık. Neden bizim değil de sadece senin heykelin oluyor? Belki ben de öyle olmak istiyorum. Bu o kadar büyütülecek bir şey değil. Bana göre büyütülecek bir şey. Ekip olduğumuzu sanıyordum. Hani Submarina'daki sıvı insanları, bütün o kağıt avlardan kurtaran kişi kimdi? Tabii ki bendim. Betty kurtardı sanıyordum. Tamam. Pişmiş yumurta Farmius canavarındaki kimdi? Onu da Betty kurtardı. Patlayan saat tik tak tik takı kim durdurdu peki? O da bendim. Her neyse. Demek istediğim ben de oradaydım. Yani benim de heykelim olmalı. Bak, eğer senin için bu kadar önemliyse Elgato ile konuşurum. Eminim bunu çözmenin bir yolunu buluruz. Hayır. Kesinlikle olmaz. Sadece Betty'yi istiyorum. Herkes Betty'yi seviyor. Önce model çıkarmak için seni kuasar mumuyla kaplayacağım. Bana bir poz ver hemen.